Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Şimdi yeni bir hafta başlıyor. İnşallah güzel bir hafta olur diyelim. Sokağa çıkma yasağı bitti. Dolar TL hakkında biraz böyle bankalara biraz baskı var. Dolar TL biraz bir gevşek başladı ama hani çok da böyle istenilen gibi değil. Şimdi baktığınız zaman dün de konuştuk canlı yayında. Daha önce de konuştuk. Burada dolar TL'nin aylık grafiği şu yanda gösterdiğimiz haftalardır yani geçen bunu 2-3 aydır gösteriyorum biliyorsunuz. Burada bir atak zamanı başladığını ve buradaki 7'den beri gelen bu düzeltme sürecinin artık bittiğini ve yukarıya doğru bir hareketin başladığını konuşmuştuk. Şimdi bu hareket nereye kadar gidecek? Bu hareket 7.25 tepesini geçip burada bir belirsizlik yaratıp 8'lere 9'lara doğru bir sert bir hamle olacak mı? Yani bu 7.25'in üzeri ne yazık ki bir karanlık bölge arkadaşlar. Tabii bu karanlık bölgenin de arkasına yazacağınız hikaye ne yazık ki pandemi. Yani işte insanlar niye korkuyor veya şu anda dolar TL niye negatif ayrışıyor? Türkiye tarafında eğer yani biz sonuç itibariyle 2-3 hani bir ay falan geriden takip ediyoruz yurt dışını. Şimdi bütün doktorlarımızın konuşması, doktorlarımız demişken hepsine tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Tüm sağlık çalışanlarını. Bu arada dünkü videoda bir kardeşimiz yazmış yorumlara. Abi demiş eczacıları da unutmayalım. Çok doğru. Eczacı kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Yani zaten hani ben bunu eğer unuttuğum bir meslek grubu varsa kusuruma bakmasın. Zaten diyoruz ki yani kurye kardeşlerimize kadar dışarıda bir şekilde bizler evde otururken dışarıda bu virüste burun buruna olan tüm dostlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Ve bizlere de düşen tek şey dünkü canlı yayında da söyledim. Arkadaşlar evde oturmak. Lütfen evde oturun. Sokağa çıkma yasağı kalkmış olabilir pazartesi günü. Mümkün olduğunca evde kalın. Yani tamam hava almaya çıktın. Çok dolaşma. Çok hani abartma. Hemen evine gir geri otur. Sanki sokağa çıkma yasağı varmış gibi hayatına devam et. Biz bu disiplini sağlayabilirsek arkadaşlar bu virüsü hem doktorlarımız, hemşirelerimiz orada hayatı pahasına önem veren insanlar hem daha mutlu olurlar, daha az işleri olur. Hem de ülke ekonomisi kurtulur. Niye? Bu 7.20'nin üzerine eğer bizde bir Mayıs ayında bir pik olayı olur, salgın daha derinleşir ve 10 gün, 15 gün, 20 gün bizde de böyle karantina zamanları başlarsa dolar TL'ye işte o zaman 7.25'lerin üzerinde bir panik havasında görürüz. Bu da bütün ekonominin, bütün iş dünyasının ne yazık ki gene tepe taklak olması demek arkadaşlar. Ve hani sizin elinizdeki 3.000-5.000 doların yükselmesinin hiçbir anlamı kalmayacak. Çünkü TL alım gücünüz düşecek. Çünkü işiniz kalmayacak. Dün de anlatmaya çalıştım biraz. Dikkatli olun. Bu dönemi hep beraber geçireceğiz. Bu 7.25'ten korkacağız. Nisan Mayıs ayı içinde bakın Nisan bitmek üzere Mayıs ayının çubuğu gelecek buraya. Hani bu burayı eğer böyle bir hava Türkiye'de olursa biraz sıkıntı yaşarız. Buradan günlük grafiğe geldiğimiz zaman günlük grafikte ne görüyoruz? Evet göstergelerde bir yorulma var. Evet tabii ki son zamanlara baktığınız zaman 5.90'dan gelen bir fiyat %15 %20'ye yakın yaptı. Ama pandemi indikatörü hala yükselerek devam ediyor Türkiye'de. Tamam RSI'de belki negatif uyumsuzluk var. Tamam aşırı alımda evet ama pandemi indikatörünü unutuyorsunuz. Yani teknik analizi tek başına yapıyor olmanızın, indikatörleri okuyor olmanızın hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla bu pandemi indikatörü aşağı indiği anda biz de aşağı doğru ineceğiz. Çünkü niye? Şimdi burada ortalamalar nerede? 6.80'de. Şimdi bir kere 6.80 kırılmadığı sürece dolar TL'de gerçek bir satış beklemeyin. Burada yukarı doğru hala kuvvetli bir şekilde gıdım 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 gidiyor. Ve haberleri bekliyor. Yani ne olacak? Ne olacak diye bekliyor. Olumsuz senaryoya daha çok fiyatlamaya çalışıyor. Yarın öbürsü gün inşallah olumlu haberler gelirse eğer bu sefer burada 6.80'ler kırılıp 6.50'lere doğru bir düzeltme gelebilir bakın ileriki günlerde de. Dolayısıyla burada ama özellikle bu pandemiyi çok iyi takip edeceğiz. Seans içi grafiklere indiğiniz zaman cuma günü 6.96'ları görmüştü. Oradan 6.94-70'lere bakın 6.83'lere kadar bir düzeltme olmuştu. Dün bizim şurada çizdiğimiz bölge hatırlarsanız özellikle cuma günkü analizde hem dolarda hem altında sert bir satış gelebilir demiştik. Neredeyse hani bu bölgeye kadar da bakın iğneye atmıştı. Buradan tepki verdi 94-70'lere buradan tekrar
90'lara düzeltti bu swap işiyle sabahleyin. Şimdi bu düşüş trend direnci aşağı yukarı 94'lerden geçiyor. Yukarıda 94-70 önemli direnci var ve esas önemli dikkat edeceğimiz noktada artık 96. Bu 96 geçilmediği sürece şuradaki bir hani yatay bir dinlenme süreci gelebilir ama şu tabii ki 89'ların tekrar altına atabilirsek şu 82 bandına tekrardan geliriz ve bu sefer dolar TL'nin biraz belinin kırıldığını görürüz. Bu 80'lere gelmediği sürece buralarda kaldığı sürece hala diriliğini koruyacaktır. Dolayısıyla 94-70 ve 96 dirençlerine çok çok dikkat edeceğiz. Bunun haricinde altınla ilgili biliyorsunuz Cuma günü uyarmıştım. Orada da sert satış geldi. Burada 1703'ü kırdıktan sonra altın 49'a gitti ve geri geldi. Burada bir pullback yaptığında burayı destek yapmaya çalışırken destek tutmayınca içine girdiği anda satış hızlandı. Altın yatırımcısı da şuna çok dikkat etsin. Ortalamalar 20 günlük ortalamalarda dolaşıyoruz. Eğer burada destek bulamaz, bunun altına sarkarsa satışlar 1640 ve 1600'lere doğru hızlanabilir. O yüzden altın yatırımcısı da bu aralar birazcık dikkatli olsun. 1740'lardan beri 1749'dan beri bir satış var. 20 günlük ortalamaya geldik. Bu ortalama çok çok kritik bir yerdir. Paraboliklerde biraz sat çıkmış. O yüzden biraz bir satış baskısı buralarda olabilir. Eğer bu 20 günlük ortalama kırılırsa 1643 ve 1600'lere doğru düzeltme hızlanabilir. Bu bir iki gün altını iyi izleyin arkadaşlar. Dediğim gibi lütfen dikkat edelim. Önümüzdeki 2 ay çok çok kritik bir 2 ay. Aylık grafikte de zaten bakın görüyorsunuz Türkiye'nin halini. Aslında size söylüyor zaten fiyat. Eğer bu 7.20 kırılır ise ne yazık ki sıkıntı yaşarız. Ülkecek sıkıntı yaşarız. Lütfen dikkat edelim. Doktorlarımıza, sağlık elemanlarımıza, hepsine, eczacı kardeşlerimize, en azından onlara hadi bırakın parayı, pulu, bırakın ekonomiyi. Her şeyi bir yere bırakın. Orada insanlar sizlere bulaşmasın diye bu virüs gece gündüz çalışıp kendileri virüsü kapıp ne yazık ki şehit oluyorlar. Onlara saygımızdan mümkün olduğunca evimizde oturalım arkadaşlar. Sokağa çıkma yasağı kalksa da bizler kendi kendimize sokağa çıkma yasağı lütfen uygulayalım. Çıkalım hava alalım hemen girelim. Çok fazla dışarıda dolaşmayalım. Lütfen çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Hani biz de kanal olarak burada biz hep en başından beri söylüyorum. Dolar öyle olmuş, altın böyle olmuş, borsa böyle olmuş. Ben onu bildim, ben bunu bildim. Böyle çoluk çocuk işi değil bizim işimiz. Yeni katılan dostlarımız var arada. Bizim için burada kanalımızın en önemli şeyi devletimiz, milletimiz, halkımız için ne yararlıysa onu desteklemek. Onun dışında zaten analizlerimizi yapıyoruz. Son 1,5 yıldır da neyi ne yaptığımız videolar orada ortada. Herkes merak eden girip bakabilir. Hani ben bildim, ben ettim demek hani benim gibi adama yakışmaz. Onlar çoluk çocuğun yapacağı işler. O yüzden herkese iyi haftalar. Hareketli olursa bu hafta içi belki akşamları canlı yayın yaparız. Videoları desteklediğiniz için teşekkür ederim son 2 gündür. Sağ olun. Bakın desteklediğiniz için aramıza yeni bir sürü kardeşimiz katıldı. Hepsine de hoş geldin diyelim. Tekrardan sağ olun. Herkese kolay gelsin.